Ve şimdi sırada çok önemli bir konu ve çok da önemli bir konuğumuz var. İstanbul Üniversitesi'nin Şeker Çocuklar Projesi'ni şimdi konuşacağız. Çocukların engellerini kaldırmanın yollarını ve bu anlamlı projenin sonuçlarını İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Rüveyda Bundak'la ele alacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi isterseniz öncelikle diyabetten çok kısa bahsedelim. Daha sonra da kampın detaylarını konuşalım. Diyabet, yani özellikle çocuklarda görülen diyabet, tip 1 diyabet olarak tanımladığımız, evet, ve insülin eksikliğiyle giden bir durum. Dolayısıyla diyabetik çocukların mutlaka her gün, günde en az 4 kez insülin enjeksiyonu olma zorunluluğu vardır. Çünkü insülinsiz yaşam mümkün değildir. Yediğimiz yemekleri vücutta metabolize eden hormon insülindir. Çocuklarda görülen, bildiğiniz gibi tip 1 ve tip 2 diyabet, 2 tip diyabetimiz var ama 100 çocuğu, 100 diyabetik çocuğun 95'inde genellikle tip 1 diyabet görünüyor. Evet. Şimdi kamptan biraz bahsedelim. 20. yılı değil mi şu anda? Evet. 20 yıldır diyabetik çocuklara yönelik kamp yapıyoruz. Bunun için yapıyoruz. Önemli olan bu. Şimdiye kadar kaç çocuk geldi geçti buradan? 20 yıldır her yıl biz ortalama 60 ile 100 küsur arasında çocuk götürdüğümüze göre 20 yıl oldu ve herhalde 1500 çocuk geçmiştir bizim kamplardan. Evet. 1500. Peki bu kampta neler yapılıyor? Buraya gelen bu hastalığı yaşayan bir çocuk burada neyi görüyor, neyi öğreniyor? Şimdi tip 1 diyabetli çocuk biraz önce söylediğim gibi insülin enjeksiyonu olmak zorunda. Evet. Ama bu insülin enjeksiyonu olurken bu yiyeceğini, günlük beslenmesini, günlük aktivitesini ve insülin enjeksiyonundaki insülin doz miktarını ayarlamak zorundadır ki normal kan şekeri değerlerini sağlayabilsin diye. Çünkü normal kan şekerlerini sağlayan bir diyabetik ömür boyu bu halk arasında söylenen göz, böbrek bozuklukları ve diğer kalp damar hastalıklarıyla ilgili durumlar, eğer çocuk veya diyabetik kendi kan şekeri normal düzeyde tutabiliyorsa bu tip yan etkilerin olması mümkün değildir. Dolayısıyla bütün bu insülin, beslenme ve günlük aktiviteyi nasıl dengede tutabileceklerini gösterebilmeniz için mutlaka eğitim gereklidir. Diyabetlilere, gerek çocuklara gerek ailelerine eğitim vermemiz gerekiyor. İşte diyabetik çocuklar kampı da bundan hareketle genellikle 8 ile 18 yaş arası çocukları böyle yaz kamplarında 7 gün, 10 gün, bazen 3 haftalık sürelerle kamplarda eğlenirken eğitmek amacıyla yapılıyor. Şöyle diyeyim, mesela insülin enjeksiyonu kişi kendi kendine bir iğne batırmak zorunda. Evet. Dolayısıyla bu iğneyi batırmak için çocukların bazıları yapamıyorlar. Ama bir kamp ortamında diğer arkadaşlarının bunu yapabildiklerini gördükleri için kendileri de kendi kendine enjeksiyon yapmaya başlıyorlar. İnsülin enjeksiyon yerlerimiz kolun üst kısmı, bacağın üst kısmı, göbek çevresi ve kalça bölgesinde yapılabiliyor. Bazı çocuklar göbek çevresini sevmez ama burada öyle bir şey var ki her yere insülin enjeksiyonu yapması gerekiyor. Çünkü sürekli aynı yere yaparsanız orada herhangi bir şekilde sürekli aynı yere yapıldığı zaman oradaki doku zedelenmesine bağlı olarak insülin emilimi de bozulabiliyor. Bu önemli. Dolayısıyla yine aynı şekilde göbeğine yapabilme becerisini kazanıyor. Orada kendisi gibi diğer başka diyabetik çocukların olduğunu gördüğü için yalnız olmadığını dünyada anlıyor. Özgüven kazanıyor. Bir kere aileden bağımsız olarak bütün kendi kendilerine bakım. Değil mi? Şöyle diyebiliriz. Kendi kendilerine diyabet bakımını üstlenip diyabetle barışık ve mutlu yaşayabilmek. Çünkü diyabetik bir çocuğun hayatı biraz zordur. Günde en az 4 veya 5 kere parmağını delip şekerine bakması lazım. O baktığı şeker miktarına ve yiyeceği yemeğe göre insülin dozunu ayarlaması lazım. O gün sınava girecekse heyecanlı olduğu için şekeri yükselecektir. Ona göre tedbirini alması lazım. Tüm bu bilinçlendirmeyi bu kampta yapıyorsunuz. Bu kamplarda evet yapıyoruz. Çünkü kampımızda deneyimli hocalar var. Düzce Üniversitesi'nden. Ve hepsi de gönüllü değil mi? Bunun altında belki çizmek lazım. Gönüllü. Bizim kampımızda
4 tane profesör görev yapıyoruz. Evet. Bunun dışında doçent, uzman hemşireler, psikolog, psikiyatrlar ve spor egzersizleri ve hocalarımız evet. var. Evet. Ve bütün bunları hep birlikte çocuklarla beraber. Yine bu kamplarda futbol turnuvaları. Dediğiniz gibi eğlenirken öğretiyorsunuz. Evet. Peki İstanbul'da böyle bir yapı var, böyle bir kamp var. Türkiye'nin başka yerlerinde var Şimdi mı böyle biz, bir yapı? Türkiye'de ilk kampı aslında ben İstanbul Üniversitesi'nin olarak ben başlattım 20 yıl önce. Ama nasıl bir kamp? Sadece çocuklara yönelik kampı. Yoksa Türk Diyabet Cemiyeti 47 yıl önce bir kamp başlatmıştı ve hala da yapıyorlar. Ama onlar daha çok tipiki olan erişkinlere yönelik kamplar ve içine çocukları da alıyorlardı. Ama yalnızca çocukların olduğu kamp fikri, kamp düzeni ilk defa 20 yıl önce, şurada yazdığı gibi evet. bu yıl 20. yılımız. 20 yıl önce ben başlatmıştım. Daha sonra Kocaeli Üniversitesi'nden olan Profesör Şükrü Hatun arkadaşım, onun dışında ben daha sonra Akdeniz Üniversitesi'ne gidip orada yine oradaki hocalarla beraber bir kamp başlatmıştım. O kamp hala sürüyor Akdeniz Üniversitesi'nde. Geçen yıl yine Şükrü Hatun arkadaşımla beraber Diyarbakır'a gittik. Güneydoğulu çocuklar için bir kamp başlattık. O bu sene yine yapılacak gelecek hafta içerisinde. Evet, peki son olarak ben yine bu yıl Erzurum'a gittim. Evet. Doğulu çocuklara Erzurum'da başlattım. Ege Üniversitesi'ndeki arkadaşlarım yapıyor. Yapıyor yani. Çok kısa bir soru. Evet. Cevabını da çok kısa rica edeceğim. Tabii. İzleyenlerden vardır çünkü mutlaka. Kampa katılmak için aradığınız şartlar nedir? Nasıl başvuru yapılır? 8 ile 18 yaşında olmak, diyabetik olmak tabii ki. Evet. Herkese kapımız açıktır. Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği'nin şemsiyesi altında yapıyoruz. Ama tabii bunun bir parasal yönü var. Evet. Parasal yönünü ilk zamanlar zengin olanlardan alıyorduk. Ama son 9 yıldır bizi bir... firma adı veremem galiba zaten. Evet. Sağ olsunlar 8 yıldır yani bu da 8. yıldır bu yıl. Destekliyorlar. Bir enerji firması, tanınmış bir enerji firması tarafından destekleniyoruz. Ve umarım birçok kampa da birçok firmalara firmalarda bundan örnek alarak aynı şekilde destek vermek lazım. Çünkü parasal şeyi karşılamak çok kolay değil 10 günlük bir kamp için. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Rüveyda Bundak yayınımıza katıldığınız ve bizleri bilgilendirdiğiniz için. Teşekkür ederim.